Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Ekim 2023 etkileri ne dilerseniz hep beraber bakalım. 5 Ekim tarihinde sizin yönetici gezegeniniz Merkür 5. evinizde Terazi Burcu'nda transitine başlayacak. Sizin yönetici gezegeniniz Dost Burcu'nuz Terazi Burcu'nda olacak ve size üçgen açılar gönderecek. Dolayısıyla sizin için güzel bir dönemin habercisi diyebiliriz. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Merkür burada Güney düğümün bulunduğu Terazi Burcu'nda transit halinde olacağı için burada yaşanacakların sizin için özel bir anlamı daha var. Güney düğümün bulunduğu burçta sizin yöneticiniz olduğu için burada yaşayacaklarınızın geçmişinizle bir bağlantısı olabilir ya da karmik etkileri taşıyabilir. Karmik etkiler taşıyabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Merkür 5. evde neler getirebilir? Merkür 5. evde yeni bir ilişkiye başlamak, hamilelik haberi, ilk çocuğun hayatını ilgilendiren yeni gelişmeler, çocukların eğitimine ilgili yeni süreçler, hobileriniz, kreatif alanlar ve yaratıcılıkla ilgili eğitimler almak ya da bunlara dair görüşmeler yapmak, imzalar atmak, sahne çalışmalarıyla ilgili yeni eğitimler almak, yeni anlaşmalar yapmak, kutlama, eğlence, tatil, parti, sinema, konser gibi hayattan keyif aldığınız aktivitelerde yer almak ya da organize etmek, bunları organize etmek. Borsa, kumar gibi risk içeren spekülatif konularla ilgili yeni bilgiler almak ya da danışmanlıklar vermek. Ya da bahsetmiş olduğum bu işte eğlenceyle alakalı ya da bu borsa, kumarla alakalı bir mesleğiniz varsa bunlara dair de yeni imzalar atmak, yeni görüşmeler yapmak, yeni iş teklifleri almak gibi süreçleri de tetikleyebilir. Aynı zamanda yine tekrar edelim, az önce belirtmiş olduğum gibi burada yaşayacaklarınızın karmanızla bir bağlantısı olabilir. Karmik etkiler altında bunları yaşayacaksınız ya da geçmişten tanıdığınız insanlarla bir bağlantısı olabilir. Yani bir öncesi olabilir burada yaşanacakların. Bir kez daha bunu belirtmiş olalım. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 9 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs sizin 4. evinizde Başak Burcu'nda transitine başlayacak. 8 Kasım tarihine kadar buradaki seyrine devam edecek. Venüs 4. evde, evde vakit geçirmek ya da evde romantik planlar yapmak için güzel zamanlardır. Bu bir aile film gecesi ya da başka bir aile randevusu da olabilir. Anıları hatırlamak, sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır. Anne babanız ve aile üyelerinizle anlaşmazlıklarınız varsa çözüm için katkı sunacaktır. Anne babanız ve aile üyeleriniz için daha hassas davranacağınız zamanlardır. Hassasiyet ve güven ihtiyacı da artacaktır. Sizin hani ruhsal olarak hissiyatınız da bu olacaktır bu dönemde. Daha koruyucu ve sadık görünen kişilere çekileceksiniz bu nedenle. Ailenizin bir üyesi sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu kişinin mimar, dekorasyon, aşçı, aile danışmanı, hasta bakıcı, huzur evi çalışanı gibi ev ve aileyi ilgilendiren bir mesleği olabilir. Şu anda hayatınızda birisi varsa geçmiş zamanların hatıralarını onunla paylaşmak size keyif verebilir. Ya da onu ilk defa aileyle tanıştırabilirsiniz. Söz nişan gibi bir merasim düzenleyebilirsiniz. Böyle bir durumu da tetikleyebilir. Aile içinde böyle bir töreni de iştirak edebilirsiniz varsa yakınlarınızın. Güzel bir yerde yaşamak isteyerek evinizi taşıyabilirsiniz ya da eviniz için yeni eşyalar satın alarak evinizin dekorunu yenileyebilirsiniz. Taşınmaz mallarınızla ilgili alım satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Emlak, gayrimenkul ya da evden çalışarak yaptığınız bir iş varsa önemli kazançlar elde edebilirsiniz ya da böyle bir iş kurmayı deneyebilirsiniz. Ailenin maddi hedeflerini gözden geçirmek ve aile bütçesini güncellemek için bir güzel bir zamandır. Bunun dışında Venüs diğer gezegenlerle olumsuz açılar yaratıyorsa aşırı yeme eğilimleri, sağlık kaygıları ve lüks eşyalar satın alma takıntısını tetikleyebilir. Bunu aşmak için doğayla iç içe olmak yardımcı olacaktır. Biraz evden uzaklaşmak size yardımcı olacaktır diyebiliriz. Evet, bir başka etkiden daha bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz Lilith 3 Ekim tarihinden itibaren Başak Burcu'nda burada seyahat ediyor olacak. Bu transit de 29 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek. Dolayısıyla Lilith de biraz böyle bulunduğu burcun olumsuz etkilerini ön plana çıkartacağı için zaman zaman burada bu belirtmiş olduğum durumlarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Hem burada Lilith'in olması
hem de karşıt evde Satürn ve Neptün olması ve Venüs'ün bunlarla karşıtlık oluşturması zaman zaman engellere ya da belirsizliklere, dağılmalara sebep olabilir. Yani belirsizlik ve dağılma özellikle Neptün'ün karşıt açısı olduğu zamanlar bir takım böyle sizi kandırma amaçlı yalanlarla gelen kişileri de size getirebilir, hayatınızda getirebilir. Dolayısıyla alım-satım işlemleri varsa bunlarda dikkatli olmakta yarar var. Mutlaka teyit alın. Hani biri işte çok iyi bir alıcı çıktı, evinize taşınmaya karar verdiniz vesaire, ama bunu bir araştırın, arkası var mı ya da nedir ne değildir vesaire. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Ya da eşya alırken yine aynı şekilde, ya da evinizle ilgili bir tadilat, işte küçük bir değişiklik vesaire düşünüyorsanız bunlarla ilgili mutlaka araştırın, başkalarına da sorun. O şekilde hareket etmeye çalışın. Satürn'de olduğu için dediğim gibi zaman zaman biraz böyle engellere de takılabilirsiniz. Ama Venüs her şekilde burada size desteği, dengeyi sağlamanız, korumanız adına destek sunacaktır. Sadece bu olumsuz etkilerden, özellikle burada olumsuz gezegenleri olanlar varsa, Başak ve Balık aksında, o arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasında yarar var. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 12 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars sizin 6. evinizde Akrep Burcu'nda transitine başlayacak. 24 Kasım 2023 tarihine kadar. Mars 6. evde biriken işlerinizi toparlamak adına güçlü bir motivasyon enerjisi sağlar. Günlük rutinleriniz bu geçiş sırasında hızlanma eğiliminde olur. Birçok işe aynı anda yetişmeniz gerekebilir. Yeni bir iş fırsatı ya da yeni iş koşullarını getirebilir. İş ortamınızda rekabeti artırabilir. Bu da iş ortamında çatışma ve kavgalara sebep olabilir. Bazı çalışanlarınız ya da iş ortamınızdan birileri işten ayrılabilir ya da yeni başlayabilir. Dolayısıyla bu süreçte hizmet verdiğiniz ya da aldığınız kişiler ya da iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde diplomatik davranmak kurtarıcı olacaktır. Evde beslediğiniz hayvan dostlarınızla ilgilenmeniz gereken gündemleri tetikleyebilir. Erkek kardeş ve erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili bir angarya iş ya da sağlık sorunları ile ilgili bir gündemi oluşturabilir. Diyet gibi bir uygulama, yeni bir beslenme programına başlamak ya da fiziksel aktivite için bir spora başlamak gibi etkiler de yaratabilir. Sağlık etkilenirse ateş, yaralanma, enfeksiyon, kronik hastalıklar gibi sorunları ortaya çıkartabilir. Sağlıklı beslenmeye başlamak sindiriminizi ve genel sağlığınızı iyileştirmenize katkı sağlayacaktır. Özellikle burada beslenmenize, işte diyet ve fitness uygulamalarınıza daha ağırlık vermenize, güzel yeni bir program başlatarak bu anlamda sağlığınıza katkı sağlamasına odaklanırsanız sizin için çok daha etkili ve verimli olacaktır diyebiliriz. 11 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Plüton sizin 8. evinizde Oğlak Burcu'nda retrosunu bitirip ileri hareketine başlayacak. 27 dereceden itibaren burada ilerlemeye başlayacak. Analitik derecede olduğu için yoğun bir şekilde etkisini gösterebilir. Plüton'da biliyorsunuz değişim ve dönüşüm süreçlerini, bir revizasyonu tetikler. Özellikle miras, nafaka ya da cerrahi müdahale gerektiren sağlık problemleriniz, işte hamilelik süreçleriniz, borçlarınız, kredileriniz, vergiler, sigorta gibi konularda bir takım değişimler, revizasyonlar söz konusu olabilir. Bunları gündeme getirebilir diyebiliriz. Evet, sonrasında ise 14 Ekim tarihinde 21 derece görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim ben size, 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları biliyorsunuz çok çok önemli. Etkisini çok güçlü bir şekilde hissettirir. 6 aya kadar genel anlamda bir etkiyi ortaya çıkartabilir. Ve yeni başlangıçları anlatır. 5. ev konuları üzerinden yepyeni bir başlangıcınız var ve çok güçlü bir başlangıç bu. Fakat burada güney düğümde oluşacağı için bu güneş tutulması yine burada karmik etkiler altında oluşacak bu yenilik diyebiliriz. Ya da geçmişle bağlantısı olabilir yine. Yani geçmiş kişileri, durumları ifade edebilir. Örneğin burası 5. ev bizim aşk hayatımızı ilgilendirdiği için
geçmişte tanıdığınız birisi size bir ilişki teklifiyle gelebilir. Merkür de burada olduğu için, Merkür teklifleri anlattığı için, bir haberi anlattığı için. Bu şekilde bir teklif alabilirsiniz. Yani geçmişte tanıdığınız birisi tekrar sizinle işte iletişime geçebilir. Onunla bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yani hem burada Güney düğümde olduğu için karmayı da anlattığı için burası, bu ilişki sizin için karmik bağlantıları olan bir ilişki de olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Bir de burada Merkür'le Şiron'un karşıt açısı var, görmüş olduğunuz gibi 17 derece her ikisi de. Dolayısıyla burada biraz da şunu da söyleyebiliriz. Şiron biliyorsunuz yine karmayı temsil eder ve bizim geçmiş travmalarımızı, yaralarımızı anlatır. Şifa etkisi de vardır, bu yönü de vardır. Dolayısıyla burada yaşamış olduğunuz travmatik etkileri, üzüntüleri, yaraları geride bırakmak için bir hamleyi de anlatabilir bu. Yani bunlarla yüzleşip, gereken yüzleşmeyi yaşayıp bunları geride bırakmak, şifalanmak adına bir hamle de olabilir bu. Yani atıyorum 5. yani aşk hayatınızla ilgili sürekli problemler yaşıyordunuz ilişkinizde. Bunu karşı tarafla konuşup o eski problemleri bununla yüzleşip bu şekilde bir kapanış da yaşayabilirsiniz. Yani hani burada Güney düğümde olduğu için bu hani sizi üzen, ilişkide yaralayan bir durumla alakalı olarak bir yüzleşmeye sizi götürebilir. Bunu konuşup bu şekilde geride bırakmayı isteyebilirsiniz. Yani bir yeni bir durum var ama işin içerisinde biraz böyle yaralarımız, travmatik etkiler vesaire ve Merkür'de olduğu için bunları konuşmak ve hani dediğim gibi Güney düğümde olduğu için yüzleşmek, bunlarla yüzleşmek, sorunlarımızla, travmalarımızla yüzleşmek vesaire ve hani şifa arayışı, şifa bulmak adına bunları yapıyorsunuz. Bunu söyleyebiliriz. Ya da işte çocukları anlatır. Burası dedik. Çocukların hayatıyla ilgili bir işte eğitim, işte o yolunda gitmeyen eğitim hayatıyla ilgili bir durum vardır. İşte bunu halletmek, bununla ilgili gerekli adımları atmak gerekebilir. Bunu da gösterebilir. Ya da işte az önce bahsetmiş olduğum meslek grupları ile ilgili eğlence hayatı, işte sanatsal faaliyetler ya da ne bileyim bu borsa, kumar vesaire. Bunlarla bağlantılı da yeni bir durum, yolunda gitmeyen durumlarla ilgili oturup masaya yatırıp burada işte travmatik etkiler neyse yolunda gitmeyen, bunlarla ilgili gerekli yüzleşmelerin yapılıp burada gereken o düzeltmenin nasıl yapılabileceğine dair durumların masaya yatırılması gibi bir süreci de tetikleyecektir. Aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Bu arada şunu da eklemek istiyordum. Şimdi bazen duyuyorum işte burada güneş tutulmasının olduğu derecelere yakın gezegenleriniz yoksa işte bu güneş tutulması çalışmaz, sizi es geçer falan filan. Böyle bir şey yok, söz konusu değil arkadaşlar. Her şekilde bu güneş tutulması çalışır. Az önce belirtmiş olduğum gibi 6 aylık bir sürece genel anlamda etkileri yayılarak gündemler yaratabilir. Burada ekstra gezegeniniz varsa, o gezegen hangi temaları içeriyorsa ya da o gezegen hangi evinizin yönetici gezegeniyorsa onları da etkiler manasına gelir. Örneğin işte biliyorsunuz yay burcunun yöneticisi Jüpiter'dir. Jüpiter'iniz terazi burcundaysa, buralarda yakın derecelerdeyse, 5-6 derecelerde, bu demek oluyor ki Jüpiter'in konularını da içerecek burası. 7. ev konularını da içerecek bu işte bu karmik ya da geçmişle bağlantılı konular, yeni durumlar vesaire. Bunları da etkileyecek manasına gelir. Yani burada bir de hani 5. evle alakalı hiçbir şey yaşamayacaksınız. Burada gezegeniniz yoksa vesaire, bu böyle bir durum söz konusu asla değil. Varsa gezegeniniz de o evin konularına da tesir edecek, oralara da yayılacak bir durum yaşayacaksınız manasına gelir. Bunu hani netleştirmiş olalım. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 20 Ekim tarihinde ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu olacak. 26 derecede, görmüş olduğunuz 26 derecede terazi burcunda, yine Güney düğümde. Güneş-Merkür kavuşumları biliyorsunuz dualar, dilekler, enerji çalışmaları için güzel zamanlardır.
ya da imgeleme böyle yazarak yaptığınız çalışmalar varsa bunlar için güzel zamanlardır. Ankara'yı baz alarak 08.37'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz eğer bu tarz çalışmalarınız varsa. Burada Merkür'ün Güneş'le kavuşması, yine anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, resmi başvurularda bulunmak, belge almak, önemli bir toplantıya katılmak, önemli bir haber almak, radikal bir karar vermek, insanlara duyurular yapmak, farklı fikirler yürütmek, yeni insanlarla tanışmak gibi etkiler yaratır. Bakın bir kez daha burada. Hani bu az önce bahsetmiş olduğum yeni bir ilişkiye başlamak, ondan size teklifler vesaire, yani Merkür teklifleri de anlatır. Böyle bir haberleşme, iletişim trafiğinin olacağını yine görüyoruz. Yani burada bir kez daha Merkür tetikleniyor. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğum temalar bir kez daha ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Merkür eğitimi de anlattığı için, burası çocukların eğitimiyle de ilgili olduğu için, yine birinci çocuğun eğitimi, hamilelik haberi, ilk çocukla ilgili bir hamilelik haberi vesaire, bunları da getirebilir. Ya da çocuklarınızın eğitimle ilgili bir belge vesaire, bunları almak ya da çocuklarınızla alakalı bir alım satım süreci, hani onların kullanacağı bir eşya olabilir vesaire, bunları da gösterebilir aynı zamanda. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 22 Ekim tarihinde ise Merkür Akrep Burcu'na geçecek. Sizin yönetici gezegeniniz Akrep Burcu'na geçecek. Sizin 6. evinizde olacak. Merkür 6. evde hizmet ettiğiniz ya da aldığınız kişi ya da kurumlarla ilgili yeni kararlar, yeni görüşmeler ve anlaşmaların ortaya çıkması, çalışma arkadaşlarınızın, çalışma ortamınızın ve iş koşullarındaki yönetmeliklerin değişimi ve bunlara dair yeni imzaların atılması, işinizi ilgilendiren bir eğitim almak, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmede kullanacağınız bir iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın alma, sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet fitness gibi uygulamalarınızla ilgili kontrollerin yapılması, yeni kararlarla yeni uygulamaların başlatılması, günlük programın yeniden düzenlenip yeni bir rutin oluşturulması, evcil hayvanlarınızın durumu ve hijyen koşullarınızın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gibi durumları tetikleyecektir. Burada Mars biliyorsunuz bulunduğu evle ilgili konulara hız katar, iğne yaratır. Merkür'ün de burada transit halinde oluşu. Dolayısıyla 6. ev konularına bir hız katacaktır. Varsa iş hayatınız, angarya işleriniz artacak, koşturmacalarınız artacak manasına geliyor. Zaten Güneş de ayın 23'ünden sonra Akrep Burcu'na geçecek. Dolayısıyla rutininiz biraz daha hızlanıyor diyebiliriz. Ya da iş hayatınız, çalışma hayatınız vesaire, bunlarla ilgili programlar, yeni angarya işler, bir sürü koşturmayı getirecek diyebiliriz. Mars'ın da burada oluşu. Ayrıca yeni bir işe başlamak, şubenizin değişmesi, o iş ortamınızda birilerinin gelmesi, gitmesi vesaire, yani ortamda da değişiklikler, görevlerde değişiklikler olabilir. Bunları da tetikleyebilir. 22 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında Merkür Akrep Burcu'nda olacak. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Sonrasında ise 28 Ekim tarihinde 5 derece boğa burcunda, görmüş olduğunuz 5 derece boğa burcunda sizin de 12. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Yine diyebiliriz ki çok güçlü etkileri olacak bir ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları da yine etkilerini 6 ay kadarlık genel etkileri 6 ay kadarlık süreçte kendini gösterebilir. Çok güçlü çalışır. Ay tutulmaları biliyorsunuz dolunaylar gibidir. Karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü biraz gergin etkiler taşır ve bir bitişi anlatır. Komple bir kopuş, bitiş ya da bir dönemin kapanması gibi bir durumu tetikleyecektir diyebiliriz. Şimdi 12. evinizde gerçekleşecek dedik. 12. evimizde bizim kendi başımız üzerinde çalıştığımız projeler, tez yazmak gibi bir konuda kendimize eğittiğimiz ve hazırladığımız süreçler, yaratıcılıkla ilham gerektiren sanatsal faaliyetler, dua, meditasyon, enerji çalışmaları gibi kendi inziva alanlarımızda yaptığımız ve maneviyatımızı ilgilendiren ritüel ya da ibadetler, bütün inandıklarımız ve yaşadıklarımızı sorguladığımız ve o zamana kadarki süreçlerle ilgili ders çıkardığımız zamanlar, bilinçaltı kayıtları, geçmişimize özlem, geçmişte yüzleşmelerimiz, karmamız, kontrol dışı gelişen durumlar,
Kaderde olanı tecelli etmesi, gizli kapaklı ilişkiler, yasak aşk, platonik aşk, eşin sağlığı ve eşiyle ilgili konular, yurt dışı, uzaklarda bulunan kişiler, uzaktan erişimle öğrenim ya da ticaret gibi yapılan işler, gizli düşmanlar, gizlenenlerin ortaya çıkması, ruhsal sorunlar ve ruhsal sorunlarla ilgili tedaviler, hastaneler ve genel sağlık sorunları, hapishaneler ve yaratılan kötü karma ile yüzleşme gibi durumlar, hamilelik ve doğumla ilgili süreçler gibi konuları kapsar. Şimdi az önce belirtmiş olduğum gibi burada bir kapanış yaşayacaksınız bütün bu konu başlıklarına ilişkin. Fakat az önce belirtmiş olduğum gibi hem burası 12. eviniz olduğu için hem de bu ay tutulmaları çok hani geniş kadersel etkiler taşıdığı için sizin dışınızda gelişen bir olay neticesinde sizin kaderinizde bir kapanış yaşanacak, bir dönemi bitireceksiniz manasına gelecektir genel olarak bakıldığı zaman. Şimdi burada genel olarak bu ay bu şekilde, fakat değinmediğim birkaç etki daha var. Onlardan bahsedeceğim. O etkileri ben bir bundan önce çekmiş olduğum Kuzey Ay Düğümü'nün Koç burcundaki transine dair çekmiş olduğum videoda aktarmıştım. Çok detaylı bir şekilde. Neydi onlar? 3 Ekim tarihinde Mars'ın Güney Ay Düğümü'ne kavuşumu. 17 Ekim tarihinde Güneş ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu. 18 Ekim tarihinde ise Merkür ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu. Bunları ben çok detaylı bir şekilde Kuzey Ay Düğümü'nün Koç burcuna geçmesi ve dolayısıyla Güney Ay Düğümü'nün de Terazi burcunda olmasına dair çekmiş olduğum videoda çok detaylı bir şekilde aktarmıştım. Dolayısıyla burada videonun uzamaması adına tekrar anlatmadım. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Çünkü çok önemli. Ben burada sadece hatırlatmasını yapacağım. Öncesinde ben çok detaylı bir şekilde bunları o videoda aktarmıştım. Evet, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da şimdi kapanışa geçebiliriz. Umarım sizler için her ne yaşanırsa yaşansın. Sizin adınıza hayırlı gelişmelerin hayatınıza dahil olduğu çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.